İlk uygarlıklar hastalıkları tedavi etmek için şamanlara, büyücülere, sihirbazlara, mistiklere, rahiplere ve diğer şifacılara güveniyordu. İnanışa göre ritüeller, büyüler ve adaklar kullanılarak hastalık önlenebilir veya iyileştirilebilirdi. Beyin cerrahisinden farklı olan bedensel tedavilerin izleri Fransa'da M.Ö. 6500, Çin'de M.Ö. 5000'lere tarihlenen arkeolojik bulgular ile ortaya çıkmış oldu. Depresyonla ilgisi olmasa da belirgin kafatası anormallikleri ve travmaları olan çocuklara ait olan bu iskelet kalıntıları, insanların 77 bin yıl önce zihinsel engelli çocuklara nasıl baktığının göstergesidir. Bazı eski halklar hastalıkların ruhun kaybından kaynaklandığına inanıyordu. Bu yüzden inanışa göre şamanlar transa girerek ruhlara, ruhlar dünyasına, bazen ise yeraltı dünyasına yolculuk etmeleri için yol gösteren şifacılardı. Şamanlar yolculuk sırasında ölülerin ruhlarıyla, çalınmış ya da başıboş dolaşan ruhlarla irtibata geçerdi. Kendi ruhlarını kaybetmeden iblisler ve kayıp ruhlarla iletişime girerek hastayı iyileştirirdi. Dolayısıyla şaman hem rahip hem de şifacıydı. Medeniyetin beşiği Mezopotamya'da M.Ö. 2000'lerde depresyondan söz edildiği görülür. Fakat Mezopotamyalılar onu ruhani bir durum, şeytani bir ele geçirmenin neden olduğu bir rahatsızlık olarak görüyorlardı. Yani o dönemde depresyonda olan kişinin yardımına bir doktor değil de kutsal bir adam çağırıyorlardı. Kişi ayrıntılı bir törenle Tanrı Şamaş'a bir kurban sunarak korku ve endişelerini ortadan kaldırmasını umuyordu. Mezopotamya'da söz konusu depresyon olduğunda kalp önemli bir rol oynuyordu. Çünkü inanışa göre duyguların ifadesiyle yakından bağlantılıydı ve eğer kalp hastaysa kişinin psikolojisi bundan etkilenebilirdi. Eski Mezopotamya'da depresyon belirtilerinin tanım ve tedavileri için uygulanan bazı huşhipilippiler, yani talimatlar vardı. Tedavi talimatlarına doğrudan metinlerde yazanları okuyarak örnek vereyim. Eğer bir adam gitgide bunalıma girerse ve kalbi düşünüp taşınırsa, yol kenarındaki bitkiyi ve kurutulmuş dana burnu tozunu suya karıştırın. Birbirini kucaklayan iki figür yapın. İlkinin omzuna şöyle yazarsın: kaçak, birliğine uymayan kaçak. İkincinin omzuna şöyle yazarsın: yaygara, feryat, kim yapmaz? Daha sonra onlara isimleriyle hitap edersin. Bazı talimatlar depresyona giren kişinin azallu bitkisinin tohumunu bira ya da yağa karıştırarak içmesini önerirdi. Babililer depresyonun ne olduğunu bilmezdi. Ruhsal hastalıklara ilişkin Babil açıklamaları nesnellikleri, öznel duygu ve düşüncelerin yokluğuyla dikkat çekicidir. Babil dilinde Asasu fiiliyle ilişkili olan bir isim olarak Asustu öne çıkar. Bu terim hemen hemen sıkıntı anlamına gelir. Bazı tıbbi metinler kelimenin tam anlamıyla hayatın kesilmesi veya kısaltılması anlamına gelen ve Sümer dilinden alınmış bir kelime olan zikurrudu sözcüğünü içerir. Bu terim intihar, intihar girişimi veya intihar eğilimi olarak yorumlanmıştır. Babililer korku için ya puluhtu ya da sürekli korkuyor anlamına gelen bir fiil olan iptanarrut terimlerini kullanırdı. Hiplibbi yani aklın kırılması terimi ya sinir krizi ya da panik ataktan bahsediyordu. Birazdan sizlere bahsedeceğim klinik tanımlamanın özellikle bir hane reisini içeren tek bir vakaya mı yoksa olağan Babil tıp geleneğinde var olan genel klinik tabloyu mu sunduğu belirsizdir. İlgili Babil metnine geçmeden önce birkaç noktaya kısaca değinmem gerek. Kısaca açıklayacağım tedavi ayininde mamitu kelimesi yemin veya zorlama anlamlarına gelir. Burada iki figürün veya anti-mamitu imgelerinin yapılıp gömülmesi
insanlara öfkelenmiş kişisel tanrı ve tanrıçaya edilen yeminlerin bozulması veya öfkelerinin durdurulması için kullanılırdı. Fakat ayindeki çağrı daha yüksek bir tanrıya, güneş ve adalet tanrısı Şamaş'a yönelikti. Şimdi Sümer-Babil metnine bakalım. Bir hane reisi uzun bir musibet geçirmişse ve bunun nasıl olduğunu bilmiyorsa, öyle ki sürekli olarak arpa ve gümüş kayıpları, köle ve cariye kayıpları olmuş, yoksunluğa maruz kalmış, öküz, at, koyun, köpek ve domuzu kaybolmuş ve hatta hanesinin diğer üyeleri ölmüşse, sık sık sinir krizi geçiriyor ve sürekli kimsenin uymadığı emirler veriyor, kimse cevap vermediği halde sesleniyor ve evine bakmakla meşgulken arzularını gerçekleştirmeye çalışıyorsa, yatak odasında korkudan titriyor ve uzuvları zayıf hale geliyorsa, bu durumdan dolayı Tanrı'ya ve krala karşı öfkeyle doluysa, uzuvları sık sık topallıyor ve bazen gece ya da gündüz uyuyamayacak kadar korkuyorsa, sürekli rahatsız edici rüyalar görüyorsa, yeterince yiyecek ve içecek almamasından dolayı uzuvlarında bir zayıflık varsa ve eğer konuşurken söylemeye çalıştığı kelimeyi unutuyorsa, o halde Tanrı ve Tanrıçasının gazabı Avilum'un üzerinedir. Onun serbest kalması ve korkularını yenebilmesi için izlenmesi gereken prosedür şöyledir. Çamurdan ve çömlekçi kilinden erkek ve dişi olmak üzere iki anti-mamitu imgesi yapacaksın ve adlarını sol taraflarına yazacaksın. Kadın heykelciye mavi, siyah ve beyaz yünden bir palto, şal ve başörtüsü giydireceksin. Boynuna beyaz bir taş koyacaksın. Erkek heykelciye palto, şal ve başörtüsü giydireceksin ve beline de beyaz, bükülmemiş yünden bir kuşak bağlayacaksın. Sonra Şamaş'a geleneksel ayini hazırlayacaksınız. Bir şarap kabı hazırlayacak, hurma ve buğday nişastasından oluşan yemeği sunacaksınız. Temiz ve kusursuz bir koyun sunusu hazırlayacaksın ve ona hem yağlı hem de kızarmış sağ omzu sunacaksın. Daha sonra Mamitu karşıtı görüntüleri Şamaş'a tanıtacak, isimlerini bildireceksin ve şöyle diyeceksin. Ey yerin ve göğün kralı, yasanın efendisi ve adil Şamaş! Heykellerimi, canlarını korumak için çömlekçinin çamurunu temizledim. Onlara gümüş boncuklarını verdim. Onları size takdim ederken sizi onlarla onurlandırıyorum, sizi onlarla yüceltiyorum. Öyleyse bırak bu heykeli bir erkek olsun, bu onun heykeli bir kadın olsun. Ey Şamaş, her şeyin en yücesi ve en iyi bileni, ben falancanın oğlu, senin saygılı kulun. Bugünden itibaren senin büyük tanrısallığın benim üzerimde parlarken önünde yürürüm. Beni yakalayan, gece gündüz takip eden, etimi israf eden ve canımı kesmeye hazır olan Mamitu etkilerine gelince, senin büyük tanrının emriyle bu heykelciklerin bedenimin ve kişiliğimin yerine geçmesine izin verin. Benim yerime geçen heykelciklerim onları rahat bıraksın. Şimdi yerime geçenleri toprağa gömüyor ve yeraltı dünyasının büyük kraliçesi Ereşkigal'e şöyle diyorum. Bana hükmeder, açılır, uzun bir ömür ve sağlık bahşeder misin?